sonhavadis.com sunar. Tüm medeniyet seviyesini düşmene çıkaracağız. Efendim merhaba, günaydın. Ben Karolin Yılmaz ve EkoTürk TV ekranlarında Karolin Yılmaz ile hafta sonu bir kez daha sizlerle buluşuyor ve müthiş bir günde buluşuyor. Bugün çok mutluyuz, çok heyecanlıyız çünkü yarın Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olacağız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda nice yüzyıllar boyunca emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Kutlu olsun efendim Cumhuriyetimizin 100. yılı. Evet, öyleyse şimdi haber turuyla başlayalım. Sonrasında bugün neler yapacağız? Yine birbirinden kıymetli 3 konuğum olacak, alanlarında uzman ve ilginç konularla onlarla birlikte konuşuyor olacağız ve gündemi birlikte yorumluyor olacağız. Peki hafta içi neler oldu? Haftanın öne çıkan haber başlıkları nelerdi? Gelin şöyle bir haftayı sizlerle birlikte toparlayalım, saatlerimiz onu bir dakika geçerken. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı resmi gazetede yayımlandı. Programda para politikası araçlarının enflasyonu düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği, maliye ve gelirler politikalarının para politikasıyla koordineli yürütüleceği belirtildi. Programda para politikası araçlarının enflasyonu düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği, maliye ve gelirler politikalarının para politikasıyla koordineli şekilde ilerleyeceği söylendi. Programa göre enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek ve bu amaçla kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave tedbirler alınacak. Para politikası kararları enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları başta olmak üzere enflasyonu etkileyen tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak. Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirilerek güçlendirilecek. Evet, ekonomiyle ilgili tabii ki bütün dünyada paketler oluşturuluyor, önlemler alınıyor. Artık bankalar çok daha dikkatli, bir ara hatırlarsınız ki herkese kredi veriliyordu. O dönem alanlar aldı, şanslı bir grupmuş. Şu anda tabii devalüasyondan sonra da artık hani kredi ödemeleri çok daha rahat şekle geldi onlar için. Ama artık tabii o kadar kolay değil. Bankaya gidildiği zaman ister birey ister kurumsal olun, kredi almak, kredi kartı almak gitgide zorlaşıyor. Faizler de tabii artıyor bu anlamda kredi kartlarında. Peki devam edelim efendim. Şimdi evlilik öncesi eğitim programlarıyla ilgili bir haberimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yarın 8.'si gerçekleştirilecek Aile Şurası öncesi aileye yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda bakanlıkça toplumsal hayatın en önemli kurumu olan aileyi korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için projeler belirlenerek uygulamaya geçildiği belirtildi. Geçmişten alınan aile mirasına sahip çıkmak için çalışmalar yapıldığı aktarılan paylaşımda 2013 yılından bu yana aile eğitim programı ile 3.7 milyon evlilik öncesi eğitim programı ile de 1.6 milyon kişiye eğitimler verdik ifadesi kullanıldı. Her şeyin başı eğitim. Ben de aslen bir İngilizce öğretmeni olarak, bir eğitmen olarak bunun altını çizmek istiyorum. Her şey eğitimle başlıyor. Her şey yine eğitimsizlikle de başlıyor aynı zamanda. Yani negatifler eğitimsizlikle başlıyor, pozitifler eğitimle başlıyor. O yüzden her zaman eğitim, eğitim, eğitim ve gerçekten de bu çocukları evlendirmeden önce eğitmenin faydalarını tabii ki hepimiz göreceğiz. Toplumun buna çok ama çok ihtiyacı var, ama eğitilmek konusunda bizim aslında daha nelere ihtiyacımız var? Örneğin yaya geçidinde bir aracın durması gerektiği. Ama bize tam tersi, yaya geçidinde durursanız aracınızla, çünkü yaya ayağını atmış geçecek onun yolu.
arkadakinin klakson sesiyle sağır oluyorsunuz efendim. Neden yayaya yol verdin? E, yaya geçidi. Bir bak, değil mi? Yok, geçenlerde hatta başıma geldi. Neredeyse inecekti, gelip beni dövecekti herhalde beyefendi. Çünkü yaya geçidinde yol verdim. İşte her şeyin başı eğitim, eğitim, eğitim. Devam edelim şimdi ihtiyaç sahiplerine. Bakın, önemli haberler bunlar ve gerçekten toplumun faydası anlamında çok güzel gelişmeler. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde belediyenin dar gelirli vatandaşlar için hizmete açtığı Giysi Bank mağazasında bulunan kıyafetler kadınlar tarafından üretiliyor. İhtiyaç sahipleri mağazadan istedikleri kıyafetleri ücretsiz olarak alabiliyor. Ne kadar güzel. İşte bu tarz toplumsal, sivil toplum örgütleri, toplum faydasına projelerin arttırılması gerekiyor. Hele ki eskiden zordu, şimdi artık sosyal medya var. Oradan da çok rahat sesini herkes duyurabiliyor. Biz de sonuna kadar arkasındayız bu tarz projelerin. Özellikle kadının el işinin değerlendirildiği tüm projeler başımızın tacı. Peki Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'nın sanayi stratejisinde 50 milyar euroluk bir vergi indirimi. Bakın Alman hükümeti yeni sanayi stratejisiyle enerji fiyat sübvansiyonlarını ikiye katlayarak ülkeye, prompter'da ne güzel oldu, bozuldu, devam edelim, ben buradan bulayım. Efendim ülkeye bir sanayi merkezi olarak güçlendirme yapmak istiyor. Ve sanayi şirketlerinin yüksek enerji fiyatlarıyla daha iyi başa çıkmaları için gelecek 4 yıl içinde 50 milyar euro vergi indirimini de planlıyor. Evet, böyle bir güzel haber Almanya'da yaşayanlar için sevindik. Ne oldu arkadaşlar? Prompter'da sorun mu var? Problem mi oldu? Geldi. Hiç sorun değil. Elimde kağıtlar var. Ben buradan da okurum. Alışkınım. Peki efendim şimdi TAV Havalimanı'na gidelim. TAV Havalimanları 2023 yılının ilk 9 ayında 5 milyar 370 milyon TL ile piyasa beklentilerinin üzerinde net dönem kârı elde etti. Şirketin 3. çeyrek için performansı net dönem kârı FAVÖK ve ciro açısından 2022 yılının aynı dönemine göre daha güçlü bir görüntü sergiledi. Hacim ve fiyat artışları ciroda büyümeyi sağladı. Tabii çok önemli, turizm çok önemli bir kere ülkede. Yani Türkiye turizmden bağımsız düşünülemez ama ne yazık ki turizmde de bir dalgalanma oldu biliyorsunuz. Özellikle depremden sonra maalesef ki ülkeye giren turist sayısında bir azalma oldu ve bu yıl çok sakin geçti turizm sezonu. Baktığınız zaman yabancı turist pek fazla göremedik. Sağlık turizmi tarafında kuvvetli olduğum için çok net söyleyebilirim. Geçtiğimiz yılları mumla arattı. Ama şimdi yine tekrar bir hareketlenme oldu tabii ki. Bu da önemli. Peki arkadaşlar, prompter'ın arkasında çocuk mu koydunuz? Kimi koydunuz lütfen? Devam edelim. Efendim şimdi dünyanın iki ülkesi vize uygulamasını kaldırdı. İki ülke vize zorunluluğunu kaldırdı. Costa Rica ve Honduras karşılıklı olarak vize zorunluluğunu kaldırdı. Orta Amerika ülkelerinden Costa Rica ve Honduras birbirlerine uyguladıkları karşılıklı vize zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu. Peki, şimdi çok büyük bir isim Müzeyyen Senar efendim New York Times meydanında. Bir dijital müzik platformunun müzik dünyasında kadınlar için eşitliği güçlendirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Equal girişiminin ilk temsilcilerinden bir tanesi Müzeyyen Senar oldu efendim. 29. kadın sanatçısı oldu. Bakın çok önemli. Türk sanat müziğinin divasının Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında seçilen fotoğrafı New York'un meşhur Times meydanında billboard'a yansıtıldı. Bugüne kadar Ajda Pekkan, Sıla, Göksel gibi 28 Türk kadın sanatçı sanat elçisi olmuştu. Tabii bu değerli sanatçılarımız organik olarak oraya çıkabilenler, yoksa biliyorsunuz ki 50 dolara, 60 dolara da oraya kaplumbağanızın fotoğrafını da koyabiliyorsunuz. Yani hatta hatırlarsanız Ebu Şallı kedisinin videosunu paylaşmıştı. Bu da ayrı bir konu ama tabii burada bu listeye girmek çok çok önemli. Değerli sanatçımız Müzeyyen Senar'ı da buradan anmış olalım efendim. Allah rahmet eylesin. Peki son haberimiz Gupse Özay'dan geliyor. Gupse Özay gerçek hayattaki doğum doktoruyla
kamera karşısına geçti. Kızı Jean Asya'yı geçen yıl kucağına alan başarılı oyuncu, senarist ve komedyen Gupse Özay, merakla beklenen son filmi Luhusa'da gerçek doğum doktoruyla birlikte kamera karşısına geçti. Genç bir anne babanın doğumdan sonra yaşadıkları 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları anlatan Luhusa filminin yönetmenliğini Kıvanç Baroğlu üstleniyor efendim ve film 2024 yılında vizyonda olacak. Peki saatlerimiz 10'u 10 dakika geçiyor. Sizlere tam 10 dakikalık bir haber turu gerçekleştirdik. Dünyada bunlar oldu, ülkemizde bunlar oldu. Tabii ki vahşet devam ediyor. Orası ayrı konu. Filistin dün gece ağır bir kara saldırısı altında kaldı maalesef ki ve iletişim kesildi. Sizler de biliyorsunuzdur, sosyal medyadan takip etmeye çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de iletişimi kesildiği için hatta oradaki görevlilerle de maalesef görüşemiyorlar. Durum nedir şu anda? Dünya merakla ve üzüntüyle bu katliamı tıpkı bizler gibi seyrediyor. Peki şimdi efendim konuklarımızla gelin bir de gündemi ve alanlarını konuşalım. Bakalım neler konuşacağız? Buyursunlar. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Karolin Yılmaz. Arkadaşlarımdan da rica edeyim lütfen Instagram hesabımı da bol bol KC'den verirlerse değerli izleyicilerimizle anlık iletişimde olmak isterim. Lakin telefonum masada. Bakıyorum sürekli kimler eklemiş, kimler ne yazmış. Çok mutlu oluyorum mesajlarınıza ve mention ettiğiniz storylere görünce. Çünkü insan düşünmüyor değil. Sabahın bir erken vaktinde acaba bizi şu anda kaç kişi izliyor diye. Ben sabah haberi yapmaya alışkınım gerçi. 4,5 yıl sabah haberi sunduğum için de yorumladığım için. Sabah 4'te uyanıp 6'da kanala gitmek benim için bir zevkti. Artık yaşlandım mı ne oldu bilmiyorum. Böyle ağır gelmeye başlıyor ama şu kameranın güzelliği tabii her şeye bedel. Peki efendim şimdi konuklarımıza başlayalım, dönelim. Abdullah Yaşar, Vay Dijital CEO'su. Bugün artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme, geleneksel iş süreçlerinin, hizmetlerin ve ürünlerin dijital teknolojiler kullanılarak dönüştürülmesi ve işletmelerin bu teknolojilere de uyum sağlaması. Şimdi dijitalleşme, işletmelerin ve toplumun dijital dünyaya bir aslında geçiş süreci ve internet, mobil cihazlar, yapay zeka, bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımını içeriyor. Dijitalleşme ile bilgi, veri, hizmetler ve ürünler dijital olarak işlenir, depolanır ve paylaşılır. İş adamından ev kadınına, esnafından öğrencisine hepimizin elinde bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar var ve hemen bütün her şeyimizi onlarla yapıyoruz artık. Hayatımızın hemen her alanında giderek artan bir rol oynayan dijitalleşmeyi ve sosyal medyayı konuşacağız bugün. Konuğum Vay Dijital CEO'su Abdullah Yaşar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben deyim. Vay Dijital deyince şimdi bu bir şeyin kısaltması mı yoksa hani Vay İngilizce'de soruyoruz da Türkçeleşmiş veya hani Vay, Wow. Çok güzel bir soruydu. Hangisi? Önce birkaç tane şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Lütfen. Yeni programınız hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben de az önce kenarda sizi izlerken dedim ki yani bana gerek yok aslında konuyu zaten. Estağfurullah. Gerekli bir şekilde özetledi. Ben çıkmasam ne olur ama bu arada gerçekten. Gerçekten çok güzel ifade ettiniz bazı şeyleri. Dolayısıyla ben bu programa herhalde yani üçüncü defadır katılıyorum. Sizinle ilk defa böyle bir program yapma şeyimiz oldu, fırsatımız oldu. Onun için hayırlı olsun öncelikle. Teşekkürler. Bir de tabii ki çok önemli bir gündeyiz. 29 Ekim'in arifesindeyiz. Dolayısıyla yani bugün burada olmamızı sağlayan işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarına gerçekten minnet borçluyuz. Bu özel günde de burada olmak benim için çok kıymetli bir şey. Onu ifade ederek başlamak isterim. Şimdi Vay Dijital'i sordunuz. Sorular da yok bu arada, onu kendim merak ettim. Tabii harika bir soru. Tam doğru söylüyorum. Aslında bu şeyden geldi.
Benim aslında bazen şey diyorlar işte, işte Abdullah Yaşar hani işte başındaki şey ne, V ne, geri A'yı biliyoruz ama evet. Aslında öyle değil tabii ki. Şöyle, yönetim danışmanı var, ünlü bir yönetim danışmanı Tom Peters. Hı hı. Onun bir tane kitabı var. Aslında İngilizceden çevrilmiş, yani İngilizce'de wow dediğimiz şey. Evet. Yani hani vay canına dedirtmek diye Türkçe'ye çevrilen bir kitabı var onun. Hı hı. Biz de böyle sunduğumuz hizmetlerle, yaptığımız işlerle müşterilerimize vay dedirtmek istiyoruz. Hı. Yani vay, yani bu kadar güzel bir iş. Hı. Dolayısıyla aslında oradan ilham alarak, yani İngilizce'nin wow'daki karşılığı olarak Vay Dijital İletişim Ajansı'nı kurduk. Hı hı. Reklam ajansı mı yoksa görsel ajansı mı? Tam hizmet reklam ajansı. Hepsi. Aslında şu anda şey diyoruz, hı hı. 360 derece iletişim ajansı diyoruz. Eskiden biz biliyorsunuz çizgi altı ve çizgi üstü diye bu işleri şey yapardık, ayırırdık. Evet. İşte tasarım işleri vardı, prodüksiyon işleri vardı. Şimdi aslında 360 derece iletişim ajansı diyoruz. Dolayısıyla aslında reklam adına aklınıza gelebilecek her şeyi yaptığımız ve müşterilerimize neredeyse 360 derece iletişim verdiğimiz bir şeyiz. İletişim ajansı. Çok önemli bir şey aslında. Bir de bizim de bir dijital reklam ajansımız var. Kendi sağlık turizm şirketlerimizle beraber çalıştığımız. Evet evet biliyorum. Ve biz de bu arada sağlık turizmle şey yapıyoruz. Öyle mi? Biz çok sağlık tarafıyla çalışıyoruz. Evet, çok büyük bir pazar biliyorsunuz. Ve oradaki çok reklamlar tabii çok yüksek hacimlerde oluyor, devlet teşviki olduğu için malum. Bizim ajansımızdaki, ajansımızın sahibi sevgili Sercan'cım, buradan sevgiler ona da izliyorsa. Artık dost arkadaş olduk yıllardır. En yakın dostlarımdan bir tanesi haline geldi. Neden? Çünkü gecenin ikisinde benim aradığım başka bir erkek yok. Sercan reklamlara ne oldu? Ne oldu? Şeyde, Google'da bir şey oldu, şurada bir şey oldu, burada bir şey oldu vesaire. Hani o bizim hem bir dert ortağımız, hem iş partnerimiz, hem de en yakın arkadaşımız. Sizde de böyle mi yoksa ciddi bir ajans mısınız? Nasıl? Biz pek sevmeyiz öyle biliyorsunuz. Ciddi iş, ajansçılık konusunda biraz dostluk, arkadaşlık konuşur değil mi? Çok güzel. Aslında şöyle, tabii bir zaman sonra biz de müşterilerimizle şey yapıyoruz. Bir arkadaş oluyorsun çünkü beraber bir yol yürüyorsunuz. Tabii. Aslında aynı hedefe şey yapıyorsunuz. Hı hı. Aynı hedefe odaklanıyorsunuz. Ben de şeyimdir zaten. Hani müşterinin sadece yani tasarım anlamında, görsel anlamda bir şey katmaktan ziyade yani bir ne iş yapıyorsa, yani bir satış var sonuçta ortada. Hı. Yani bu sonuçta müşteri para kazanıyor. Hı. Dolayısıyla biz de ajans olarak tabii ki müşteriye sadece bir görsel ve tasarım veya işte itibar olarak bir değer kat, yani bunu tabii ki yapıyoruz ama bunun dışında tabii ki yaptığı şeye bir değer katalım. Yani satışlarını artıralım vesaire yapalım. Dolayısıyla aslında aynı hedefe bir yol yürüyoruz. Bir zaman sonra arkadaş oluyoruz. Dediğiniz gibi gecenin bir yarısında arayıp abi ne yapıyorsun, bu ne olacak falan filan. Bir de şöyle oluyor, aklımıza fikir geliyor. Gecenin bir yarısı ya abi diyorum şunu, çünkü sürekli şeydeyiz, telefon başındayız. Bir şey izliyoruz, bir şey görüyoruz. Ya şunu yapsaydık, şöyle yapsaydık falan filan. Ama günün sonunda ne kadar şey yaparsanız yapın hani bir iletişim çok gelişse de işi profesyonel yapmak şeyinde yani noktasında her zaman şeydir. Yani bir, işte 5 yıllık müşterimiz var ama hala yaptığımız işi böyle son derece profesyonel yapmaya gayret tabii ediyoruz. Tabii günün sonunda rakamlar konuşacağız. Günün sonunda rakamlar konuşuyoruz. Tabii. Yani bir de tabii şey var yani hani ama tabii şey olmak, iletişimi artırmak, iletişimi kuvvetlendirmek çok önemli bir şey. Bir de dediğiniz gibi sosyal medyayı yaşayan bir şey. Yani hani elimizde sürekli telefonlar var gecenin bir yarısına kadar. Yani sürekli işte mesajlara cevap veriyoruz. Aplikasyonlardan gelen bir sürü bildirimler var. O su var, bu su var. Dolayısıyla ben firmalar arasında da şunu söylüyorum. Burası sizin nefes aldığınızı gösteren bir yer. Yani şöyle, şöyle bir örnek vereyim. İşte bir insanın nefes aldığını nereden anlarsınız? Nabzı atıyorsa. Hı hı. Yani hani yaşıyorsa, hı, yani bir kalp atışı varsa bu insan yaşıyor. Dolayısıyla ilk ne yapıyorsunuz? Nabzını kontrol ediyorsunuz. Firmanın yaşayıp yaşayamadığı yerin de nabzı da tam işte sosyal medya. Niye? Mesela çok bariz bir örnek vereyim. Bir tane firma duyuyorsunuz, alışveriş yapacaksınız veya ortak bir proje geliştireceksiniz. Evet. Öncelik yaptığınız şey ne? Firmanın sosyal medya hesaplarına bakmak. Hı hı. Yani firma ile ilgili bir bilgi alacaksınız. Eskiden ne yapardık biz biliyorsunuz? Web sitesine bakardık. İşte bundan 10 sene önce ne yapıyorduk? Web sitesine girip bakıyorduk. Daha önceden de komşulara soruyorlarmış. komşu referanslara soruyorlarmış. Ne yapıyorduk? İşte web sitesine bakıyorduk. Hı hı. İşte bir tasarım görmeye çalışıyorduk. İşte hizmetler kısmına bakıyorduk falan. Şimdi ne yapıyoruz? Sosyal medyasına bakıyoruz. Mesela sosyal medyasına girdik, baktık. En son paylaşım bir sene önce yapılmış. Geçmiş olsun. Adamlar ya, kaçmış bacı. Bu adam aynen dediğiniz gibi kaçmış mı? İşi gücü bırakmış mı? Çalışıyor mu? Hiçbir fikrimiz yok. Yani kepenklerimi kapattı. Yani. En son bir sene önce paylaşım yapmış. Hı hı. Bazen telefon açıyorum. Yani hani karşımda şey yok çünkü yaşayan bir organizma görmüyorum. Biz çalışıyoruz. Peki siz çalışıyorsunuz da sosyal medyada böyle bir hareket yok. Ya işte bizim sosyal medyacımız ayrıldı. İşte ne bileyim ajansla çalışmayı bıraktık vesaire. Siz
Bu kadar büyük bir şirket, bu kadar büyük bir değer üretiyorsunuz. Burada ya böyle bir şey yok. Yani bunun bir özrü yok. Yani sosyal medya ne iş yaparsanız yapın. It's a must artık yani. Eskiden optional'dı. Şey oldu. Ne yaparsanız mecbur yapın. Çünkü hem yerli ortaklarınız, yabancı ortaklarınız, işte paydaşlarınız ne yapıyorlar? Sosyal medyaya giriyorlar. Bir de bireysel olarak da bakın. Bugün biriyle iş yapacaksınız, biriyle buluşacaksınız. İlk yaptığınız şey de stalk. Yani önce bir bakıyorsunuz ki bu adam. Yani kim bu? Tabii künyeler artık dijital. Sosyal medyaya bakıyorsunuz, Instagram'a bakıyorsunuz. Aslında orada verdiğiniz şey, yani ben biraz konuyu da şey yaptım ama orada verdiğiniz imaj aslında artık doğrudan sizin şeyiniz haline geldi. Tabii kimliğiniz gibi. Doğrudan. Peki bir şey sormak istiyorum. Yine kendi merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Şimdi bir marka sahibi olarak herkes ajans arıyor. Bizi şu anda izleyen girişimciler de çoğu ya ajansından memnun değildir. Kesin. Diğerleri de iyi bir ajans arıyordur. Evet. Ajanslarda benim gördüğüm şöyle bir dilema var. Birincisi ya çok profesyonelleşmiş, Türkiye'nin en büyük reklam ajansıyla da çalıştım. Verdim işlerim ki benim şirketlerimde hatırı sayılır reklamlar veriyorlar. Gelmeden bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Baktım. Dolayısıyla çok büyüklerle çalıştığımız zaman bir ajansa şimdi ismi lazım değil verdik mesela. İşte dedik ki bu adamlar çok profesyonel bundan bir 6 sene evvel. Akşam 6 oluyor, arıyoruz. Kimse açmıyor telefonu. Çok güzel bir soru bu. Evet. Biz sabah size döneriz, maille request bırakın. Oradan tıkır tıkır kredi kartından gidiyor reklam paraları. Biz şimdi sabaha kadar sizin mi bekleyeceğiz yani mesainizin olmasını? Keşke öyle bir dünya olsa ama yok. Şimdi bir tip böyle ajanslar var. Bunlar da artık büyüdükçe zaten accountları junior'lara veriyorlar. Siz ajansın sahibiyle bir kere oturuyorsunuz, toplantı yapıyorsunuz. Tam ana damara bastım şu an değil mi? Çok ana damara. Çünkü mağdur oldum ben de bu konularda uzun yıllar içinde. Bir şey programı gibi oldu. Yani reklama yönelik bir program gibi oldu. Tabii ama çok içinde olduğum ve kanayan yara olduğu için kendimden biliyorum. Ya bu program özelliği o zaten şimdi. Hani her sektör bir girip çıkmışlığımda neredeyse olmuş artık. Hani anlıyorum burada oturan konuğu. Seyircilere de söyleyelim. Bunların hiçbir şeyde yoktu yani. Sorularda şey falan diyor. Geleceğin dijital mi? Nelerdir falan diyor. Ben bu sorulara hiç bakmıyorum. Onları da konuşalım ama bu da önemli bir konu. Tabii bu asıl önemli konu bence. Onlar büyümüş oluyorlar. Ajansın sahibini görüyorsunuz. Oo diyorsunuz çok profesyonel bir kişi. Verdim gitti bu işi. Süper. Sonra ikinci gün bir bakıyorsunuz. Junior Ahmet'in elinde bütün işler. Paranız gitmiş. Sahibine konuşuyorsunuz. Diyor ki iki günde anlaşılmaz o işler diyor. Üç ay bir bekleyelim bakalım diyor. Ortalamayı alacağız diyor. Paralar gidiyor. Bir de butik ajanslar var. Oradakiler sahibi genelde account management'ı yapıyor. Ekibindeki kişilerle veya yeni aldığı junior'ları eğitiyor. Bu çok normal bir şey. Ama account'ı onlara teslim etmiyor da. Account management'ı kendi yapıyor. Müşteri de birebir kendisi iletişimde. Bu ajanslarda çok büyük müşteri almıyor, dağılmıyor. İşte bizim gibi butik müşteri 3-4 tane alıp yoluna devam ediyor. Kaliteden de ödün vermemek için büyümek istemiyorlar. Çünkü kendisi elde tutmak istiyor ajans sahibi. Bana mesela ikinci model daha feasible geldi. Dediğim gibi işte Sercan'la anlaştık o anlamda. 6. 7. senemize girdik hatta. Çok da memnunum. Aradığım zaman gece 2'de de alo diyor bana. Süper. Hiç de sıkılmıyor. Dostumuz, arkadaşımız da oldu. Mesela bizim sektörde bence doğru model bu. Ama sizin model bu değil, siz büyüme odaklı gidiyorsunuz. Aradaki dengeyi nasıl sağlayacaksınız? Ya şöyle, aslında yani mesela çok güzel bir şey söylediniz. Müşterinin, yani ulaşılabilmek aslında bu işin %50'si. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani hani aradığınız zaman, ben her zaman ekibime de bunu söylüyorum. Yani müşteriyle iletişimin %50'si aslında müşterinin size ulaşabilmesi. Yani çünkü gece 2'de olsa bir derdi var, bir şeyi var, bir fikri var ve ulaşabildiği zaman aslında müşteri o %50'sini çözmüş oluyor. Yani ulaşabilmek önemli. Onun haricinde biz aslında bu wide issue olarak tam da bu bahsettiğiniz şeyin tam ortasındayız. Yani hani çok büyük bir reklam ajansı ile butik arasında çünkü account yönetimini ben yapmıyorum ama işte ekip yapıyor ama müşterinin bütün takibini de ben yapıyorum. Yani ertesi gün beni aradığınız zaman ya işte kreatif direktörü size verdik onlarla görüşün veya çalışın demiyorum. Ama çok önemli bir nokta. Şimdi ben yıllar önce masanın bu tarafındayken diğer tarafında özel sektörde bir şeyde çalışırken Türkiye'nin en büyük markalarından yani en büyük ajanslarından bir tanesiyle ben de bir çalışma fırsatı buldum. O anlattığınız hikaye tamamen aynı. Yani ajans böyle yüzlerce şey almış, işte Kristal Elma ödülü almış, böyle çok ödüllü bir ajans. İlk gün bizim çalıştığım şirketin şeyleriyle, patronlarıyla, ajansın sahibi çok güzel bir yerde yemekler yendi vesaire, böyle çok güzel bir ortam vesaire. Ertesi gün aynen dediğiniz gibi bir kreatif direktöre emanet edildik. Cumartesi günü hiç unutmuyorum bir cover çalışmamız vardı bir gazete için. Aradığımız zaman dediler ki biz cumartesi çalışmıyoruz. Buyurun. Biz böyle kala kaldık.
Sonra apar topar daha önceden hizmet aldığımız butik bir reklam ajansı vardı. Apar topar telefon açtık, dedik ya bizim bir cover kurtar bizi. Kurtar bizi ve sabaha kadar çalışıp o cover yetiştirdiler. Yani biz emektar oluyor yıl, butik ajanslar. Aynen. Çok niye? Seviyorum. Çünkü şöyle, butik de siz oranın en kıymetli müşterisiniz. Tabii. Ama diğer tarafta 50 tane müşteri arasında bir tanesiniz. Ve orada da çok büyük markalar varsa, ki genelde öyle oluyor. Hı-hı. Çünkü çok büyük markalar tabii var. Siz o markalar arasında kaybolup gidiyorsunuz. Onun için ben hep şeyi söylüyorum. Mesela 10 müşteri geçmeyeyim ben. Yani 11. gelmesin. Bazı ajanslar onu yapıyor. Mesela çok güzel bir şey yapıyor. Yani yıl içerisinde alacağı şeyi belirliyor. 8 hı-hı tane müşteri. Ben 9. müşteriyi almam diyor. Siz gidin kapısına $1,000,000 para bırakın, o 9. müşteriyi almaz. Hı-hı. Çünkü hizmet veremez. Günün sonunda da ajans olarak şey çok önemli. Bizim müşteriyi olumsuz referansa çevirmememiz lazım. Yani tabii, siz bizden referans aldınız, hizmet aldınız. 2 sene sonra ya ben Abdullah Beylerle çalıştım, hiçbir şey anlamadım veya yapamadılar dediğiniz zaman bu benim için çok büyük. Bir de işi öğrenenler var. Bizim sektörde de o vardır. Ajans çalışırsınız, işi sizden öğrenir. Bir bakıyorsun benim bütün ajanslarım medikal turizm sektörüne girdi. Know-how'u bizden aldılar, bile teşekkür ediyorlar. Çok işte, teşekkür ediyoruz Karol Hanım. İşte bu da çok iyi bir şey değil yani. Mesela ben size rakip olamıyorum ama siz bana rakip oluyorsunuz. Yani ben gidip de bir sağlık tur ajantası veya bir klinik açamıyorum ama siz geliyorsunuz bir reklam ajansı. Çünkü şey zannediyorlar, medikal turizm yaparken ben reklamı iyi yaparsam müşteri zaten geliyor. O iş öyle olmuyor. Biz 8 senelik markayız. Ya in-house etmemek lazım. Yani, yani içeri niye? Şunu hep ben şeyi söylüyorum. Ya bazen tabii artık herkesin maliyet hesabı yaptığı bir dönemden geçtiğimiz için. Çok fırlamadı. Adam artık bayağı böyle oturup şey yapıyor yani. Tabii. Maliyet hesabı yapıyor. Sen sosyal medyaya bu kadar veriyorsun, işte şunu yapıyorsun. Ben diyor bunu içeride yaparım. Ama o iş öyle olmuyor. Niye öyle olmuyor? Ya işletme körlüğü diye bir şey var. Tabii. 3 ay sonra oradan bir şey çıkmıyor. Tutamıyorsunuz ki in-house. Hem tutamazsın hem de 3 ay sonra oradan yaratıcı bir şey çıkmaz. Tabii. Çünkü adam içeride. Tabii tabii. Yani üç ay şey yapıyor, 6 ay şey yapıyor. 6 ay sonra diyorsun ki ya bunlar birbirine benzemeye başladı. Hı. Zaten hani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şey copy paste. Yani metinler copy paste, fotoğraf. Yani herkes birbirinden görüp bir şey yapmaya tabii çalışıyor. Tamam, aa diyor o öyle bir şey yapmış, biz de aynı Reels'tan çekelim. Aa diyor öyle bir post paylaşmış, biz de o posttan. Bir de bütün dünya yayılıyor. Ben bir tasarım yaptım. Annemle bizim ajansa yaptırdık tasarımı. Böyle saçla alakalı bir şey. Ha. Bir baktım Pakistan'da bir tane doktor bir de aynısını almış. Dekupe etmiş. Bir de bastırmış onu böyle şeyler, poster bir yapmış. Siz olduğunuz için efendim. Efendim? Siz bir takipçi sayısı çok olan bir hanımefendi olduğunuz için. Hayır, o beni tanımadıklarını biliyorum. Kendi markamızla alakalı. Şey. Medikal turizm markamız orada şey, bizim iyi bir marka. Keşfete marka düşüyor. Evet. Keşfet dediğimiz şey düşüyor. Ondan sonra sizi yüzlerce kişi izliyor. Hemen, Türkiye'yi takip ediyorlar ama Türkler nasıl reklam veriyorlar dijital medyada. Biz o konuda iyiyiz çünkü. Çok iyiyiz biz. Tabii evet, maliyetleri de iyi bence düşürüyoruz. Ben gittiğim her ülkede, mutlaka kaldığım otelde şey yaşarım. Televizyonları açıp oradaki şeylere bakarım. Hı hı. Her ülkede reklamlar o kadar sıkıcı geldi ki bana. Ben dedim, bizim 1980'lerdeki reklamlar. Evet evet dedim, biz gayet şeyiz ya. Biz çok iyiyiz. Yani hani bizim biz de abartıyoruz bazen. Hani o iyiliği de abartıyoruz. Biz bazen suyunu da çıkartmayı seviyoruz. Yani absürt şeyler de ortaya çıkıyor bazen ama biz reklamcılık konusunda gerçekten iyiyiz. Yani buradan geçmişteki o anlaşanlı birçok şey var, isim var reklamcı. Onlara da selam olsun. Çünkü iyi bir şey yapmışız yani. Biz o iyi bir yol açmışız. O hala biz o yoldan şey yapıyoruz. Devam ediyoruz bence. İyi içerikler çıkıyor. Yani hı-hı, Türkiye'deki influencerları. Aynen öyle. Bir de dijital, benim yine kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim. Hı-hı. Dijital reklam ajansı ile kreatif ajansı belki de ayırmak lazım. Ben mesela ayırdım. Hı-hı. Ajans değil, bir kreatif arkadaşımız var bu işleri yapan. Tamam. Onu da özellikle söyledim. Dedim şu hani X adetten fazla müşteri alırsan biz bu çemberin içerisinden çıkarız. Çünkü odaklanmak istiyoruz. Rakibimizle de çalışmamalısın. Ekskluzif bizim sektörde sadece bizimle çalışmalısın. O da kabul etti. İkisini ayırdım. Çünkü benchmark olmuş oluyor. Aynı ajans kreatif yaptığı zaman bu sefer onlarınki iyi diyorlar. Çünkü zaten kendileri yaptığı için ama benchmark yaptırdığın zaman başkası third party biri yapınca ajans beğenmiyor, revize ettiriyor sanki. Bir tık daha verimli gibi geliyor. Diğer taraftan da one stop shopping, tek elden hizmet almak kolayına geliyor insanların. Onu nasıl çözdünüz? Şöyle biz aslında yani tüm iletişimi verdiğimiz markalar da var ve dediğiniz gibi sadece kreatif ve sosyal medyada çalıştığımız evet yerler de var. Ya şöyle aslında bu çok tartışılır yani hani bence bu şeye göre değişen bir şey, markaya göre değişen bir şey. Ben de aynısını yapıyorum bazen yani bazı müşterilere bakıyorum işte sosyal medyayı, prodüksiyonu, bir her şeyi ayırmış. Aslında alanın da hepsinin en iyileriyle çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Hı hı. Ama entegre iletişimi sağlamak için de bazen şey önemli bir şey. Bu sefer de şey, ajansların da çatışmaması lazım. Çünkü tabii kreatif orada bir yani suçu öbürüne atıyor. Reklam niye çalışmadı? Kreatif kötüydü diyor. Biliyorsunuz şey aslında stratejiden başlıyor. Bakın tabii, bizim en büyük eksikliğimiz şu. Vaktimiz var mı? Hemen şunu da bahsedeyim. Ne kadar kaldı? Reklama girmemize. 3-4 dakika. Tamam, şunu söyleyeyim. Şimdi burası çok, evet, yani burası çok önemli. Şimdi
İşin stratejik boyutu diye, strateji diye bir şey var. Şimdi biz sizinle çalışmaya başlıyoruz. Şimdi ajanslara bakıyorum ya da markalara bakıyorum, hemen bir içerik üretmeye başlıyorlar. Ya bu her müşterinin kendi içerisinde bir dinamiği var. Her müşteri kendi içerisinde bir özel. Yani ben işte Karolin Yılmaz ve ekibiyle veya işte bu şirketle çalışmam için önce bir bakmam lazım ve bir strateji geliştirmem lazım. Yani aslında sosyal medyanın altına hem bireysel olarak hem de şey olarak çünkü ne paylaşacağını bilmiyor. Bir strateji yok çünkü. Yani nereye varmak istiyorsun? Ben müşteriye mesela şunu soruyorum. Nereye varmak istiyorsun? Kimisi diyor ki ben sosyal medyadan satışlarımı artırmak istiyorum. Kimi diyor ki benim satışlarım çok iyi. Ben sadece orada var olmak istiyorum. Ama nasıl gözükmek istiyorsun? Ciddi mi, sevimli mi, tamam, güvenli işte, vermek şimdi istiyorsun? Onu marka tek başına bilemeyebilir. Ajans o noktada devreye giriyor. Ajans aslında... Ajans müşteriye bir elbise giydiriyor. Tabii çok önemli. Yani siz oraya bir elbise giydiriyorsunuz. Çünkü adam işini belli bir noktaya getirmiş. Yani işte ciro yapıyor, işte 500 çalışanı var, 1000 çalışanı var, siz gidiyorsunuz. Marka kimliği adına çok fazla bir çalışma yapılmamış veya işte kısmi çalışmalar yapılmış. Dolayısıyla diyorsun ki ya biz sana bir gel bir hani tek işte bir recover yani bir şey yapalım, tekrar bir yeni bir marka kimliği şey yapalım. Bakıyorum bazı ajanslara, şimdi çok az önce söylediğiniz konuyla da çok ilintili bu. Çok büyük ajansla çalışmak demek, doğru ajansla çalışmak demek değil. Kesinlikle. Bak siz gidiyorsunuz, biz geçmişte bunu yaptık. Gittik ismini aldandık, çok büyük bir ajansla çalıştık. İki senemiz heba oldu, çok net söylüyorum. İki senemiz heba oldu. Evet, iki sene heba. Ben 10. günde olay çıkarttım. İki senemiz heba oldu. Hemen direkt İki sene sonra yaptığımız bütün iletişimi çöpe attık. Neden biliyor musunuz? Ajans, çalıştığınız ajans sizinle aynı heyecanı duymalı. Bakın bu çok net. Aa, tabii. Yani gittik, ruhunu gittiniz, artık gittiniz, böyle şey, gittiniz, ezbere gittiniz ajansa, anlattınız. Ajans sizin anlattığınız şeyden heyecanlanmıyorsa, o ortak hedefe dair bir şey. Yoksa o kapıdan hemen çıkın. Ajans o şeyden bir heyecanlanmalı, o projeyi almaktan. Ajans sadece şey özüyle bakarsan, tamam ben buraya aylık işte şu kadar, aylık fee de buraya fatura keserim. Tamam şurada iki kişiyi de buraya koydum mu, tamam hadi bana eyvallah derse bu çok yanlış. Tabii. Ajans... Şunu düşünecek, ya ben buradan bir başarı öyküsü çıkarır mıyım? Yani ben buradan bir değer katarım. Bakın sadece ödül için söylemiyorum. Ben buradan bir başarı öyküsü çıkarır mıyım? Yani kendi açısından düşünecekse, yani bu markayı şuradan şuraya alıp sordukları zaman, kim yaptı bunu da X ajansı yaptı dediği zaman, ben buradan bir başarı öyküsü çıkarır mıyım? Böyle bu heyecanı duyacak. Tabii. Çalışırken biraz zevkle çalışacak. Ben ekibi onu söylüyorum. Çalışırken zevkle çalışmayacaksınız, hiçbir işi bırakın. Zorla video çekiyorsanız, zorla paylaşım yapıyorsanız yapmayın. Bir de içselleştirin bunu. Yani ben bazen diyorum gizli müşteri olarak gidin bir bakın, görün. O müşteriyi biraz yaşayın. Yani dışarıdan bakıyor. Onun için strateji çok önemli. Copy paste bir şey paylaşalım. Ya işte Karolin Hanım bugün şeye bakınca bir şey görsün. Biz de bir şey karar. Stoklardan koyalım, logoyu da bas, biz tamam geçtik. Biz de bir şey kararalım, böyle bir şey yok. Evet. Bir şey olmalı. Ya biz bu hanım, bu Karolin Hanım şeyi bu, marka kimliği bu. Buna uygun bir içerik üretmem lazım. Dolayısıyla strateji diye bir şey koymuyor önüne. Yani adama soruyorsun stratejin ne? Yok. Hiç. Arkadaşlar yapıyor bir şeyler. Arkadaşlar yapıyor bir şeyler diye bir sosyal medya yönetilmez. Aynen öyle. Abdullah Bey bizim stratejimiz. Buraya marka olarak vizyonumuz bu. Sosyal medyada bunu uygun kullanmaya çalışıyoruz. Adamın anneler günü için, babalar günü için, Cumhuriyet Bayramı için ürettiği içerikten stratejiyle uzaktan yakından veya marka kimliğiyle uzaktan yakından alakası yok. Yapmış olmak için bir şey yapıyor. Olmaz. Tabii. Bir şey yap. Yani ruh. Her işte bu aslına bakarsanız. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Tabii ki çok büyük reklam ajansları var. İşlerini çok çok iyi yapıyorlar. Biz büyüyüp ruhunu kaybeden ve beyefendinin söylediği gibi heyecanını kaybedenlerden bahsediyoruz. Kesinlikle onlardan bahsediyorum. Çok büyük tehlike. Ama her işte böyle değil mi? Berber dükkanı da işletseniz heyecanınızı kaybettiğiniz noktada çöküşünüz başlıyor. İlişkilerde de böyle. Kesinlikle. İşte de böyle. Dolayısıyla işini çok hani iyi yapan bir kere yüzlerce bir şeyimiz var. Sektörde çok kıymetli, az önce de bahsettim, çok büyüklerimiz var, çok kıymetli ajanslar var. Ama ayakta kalan, işte gelecekte şey, ayakta kalan işini bu vizyonla yapanlar olacak. Bu çok. Tabii. Yani günde 10 tane ajans açılıyor, 10 tanesi de kapanıyor. Yani bir, ulaşılabilir olacaklar. İki, müşterinin gözünden işe bakmayı bilecekler. Üç, markayı anlayacaklar. Bu marka nasıl bir marka? Sıcak ve samimi mi? Soğuk ve güvenilir mi? Evet. Samimi ve güvenilir mi? Renkli mi? Daha gri mi? Simsiyah mı? Değil mi? Evet. Bunları anlamak lazım. Rengini bir belirlemek Tabii, lazım. Tabii ona göre oturup bakmak lazım. Örneğin bizim markamız mavi renkli, güven veren bir markadır. Bir ajanstan teklif geldi Instagram'dan. Size görsel yapmak istiyoruz. Tamam. Tekrar bir şey yapalım, kimlik. Tamam dedim, işte beni araştırın, benim duruşum belli, ben maskülen bir kadınım yani. Yani böyle doğdum böyle gidiyorum değil mi? Şimdi ben şey göremezsiniz beni yani, pembe çiçekli böcekli şeylerle falan göremezsiniz. Benim markamın da bana benzediğini düşünerek ilerliyorum. Bir görsel yapmışlar Abdullah Bey, inanamazsınız. Pembeli,
fuşyalı, şeker kız kendi olmuş bizim marka. Dedim ki bunu sakın hiçbir yerde paylaşmayın, yok edin. Bir daha da bize lütfen aramayınız çünkü çalışamayacağız. Siz bizi anlamamışsınız. Evet. Ne istiyorsanız söyleyin, öyle yapalım. Ben söyledikten sonra ben yaptırırım. Tabii. Ben de kullanıyorum Photoshop, oturup yapayım yani, o zaman sana anlatacağım. Şöyle ama bir de şeyleri yani bir farklı bakış açısı getirmişler en azından. Bence şey gözüyle bakmışlar. Yani biz burada farklı neler yapabiliriz gözüyle bakmışlar. Ama dediğiniz gibi renklerle oynamadan da o farklılığı aslında ortaya koyabilirlerdi. Tabii. İşte anlamak yani çok farklı. Ama şeyiniz çok önemli. Fırsat vermeniz çok önemli. Ben bunu beğendim. Tabii o çok önemli bir şey. Hep yeni soluklar. Ben de genç arkadaşlar onu söylüyorum. Tabii. Ben bakın burada en önemli şey şu, yeniliğe aşık olun. Tabii, sizi söylüyorum. Firma olarak da, kişi olarak da. Hep çalıştığım bir fotoğrafçı var. Hep çalıştığım bir şey var. Benim şahsi olarak da çalıştığım bir sürü fotoğrafçı var. Arada bana da bir tanesi diyor ki ya Abdullah Bey, bir günde beraber bir fotoğraf çalışması yapabilir miyiz? Memnuniyetle diyorum ve gidiyorum yapıyorum. Neden? Benim de farklı bir gözü görmem lazım. Ben de bir yani alışılmışın dışına hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak arada çıkmakta fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica enteresan de. Bir sohbet oldu. Kartlarda hiç soruların hiçbirini sormadım. Ama zaten onlar sıkıcı sorular. Onları herkes sorar. Onlar çok kıymetli sorular tabii ki. Orası ayrı konu. Ama geleceğin dijital trendleri nelerdir? Hepimiz onu da bence zaten. Başka bir programda konuşuruz. Anladım. Bence bu konuştuğumuz bilgiler işin asıl can damarında olması gerekenlerdir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık efendim. Pekala, devam edeceğiz. Şimdi Doktor Ada Beyza Toksoy gelecek. Akademisyen ve yazar. Hadi bakalım. Zamana bir sesle daha çok çalışacağız. Daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Evet efendim, bu güzel cumartesi sabahında saatlerimiz 10.36'yı gösteriyor. Ben Karolin Yılmaz ve Karolin Yılmaz ile hafta sonu programı tüm hızıyla ve keyfiyle devam ediyor. Uyandık mı hep beraber? Gündemi beraber şöyle bir alt üst ediyoruz, bakıyoruz, hatırlıyoruz. Çok güzel bir günde Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yarın kutlayacağız. Hemen onun arefesinde çok keyifli bir program olmaya devam ediyor. Instagram hesabımı da rica edeceğim arkadaşlardan, lütfen bol bol KCD değerli izleyicilerimize aktaralım. Şimdiki konuğum efendim bir akademisyen, aynı zamanda da bir yazar. Doktor Ada Beyza Toksoy bizimle birlikte ve kendisiyle girişimcilik ve liderliği konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ne güzel böyle sabah enerjiniz. Çok mersi. Harika. Sizin bayıldım. De öyle. Kuliste anlamıştım zaten. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi öncelikle bu girişimcilik nedir ve hani herkesin hayali artık işini gücünü bırakıp girişimci olmak, bu kadar kolay mı? Kimler girişimci olabilir? Evet, aslında hani size de sormak lazım. Siz de öylesiniz. Çok takdir ediyorum sağlık turizmiyle ilgili yaptığınız çalışmaları. Şimdi girişimciliğin hani literatür anlamında yani akademik anlamda tabiri çok değişti yıllar üzerinde. Gerçekten herkes olmak istiyor ama herkes olamıyor. Yani hep şunu tartışıyoruz. Doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır, geliştirilebilir mi? Hani bunlar sürekli tartışmaya açık konular. Ama evrildiğini ve değiştiğini görebiliyoruz. Yani eskiden kar amacı gütmek, bir işletme kurmak gibi böyle katı kuralları varken şimdi bakıyoruz evlenmek de bir girişim, çocuk doğurmak da bir girişim diye böyle evrildi ve artık ilkokullara kadar girişimcilik dersleri verilmeye başladı. Çünkü gerçekten çok önemli bir kavram. Yani bizim ülkemizde biraz geç fark edildi. Öncelikle üniversitelerdeydi. Fakat şimdi liselerde ve anaokullarında da var. Anaokullarında da çocuklara işte parayla neler yapılması gerektiği ya da beraber markete gidiyorlar ya da bahçecilik, bisikletçilik gibi böyle değişik şeylerle hani girişimcilik ufuklarını açmaya çalışıyorlar ki var mı yok mu görülsün ve keşfedilsin. Tabii istemekle de alakalı aslında. Hani gerçekten bir işi kurmak, başında olmak istiyor muyuz yoksa çalışan mı olmak istiyoruz? Fakat o da tabii değişti. Çalışan olsak da girişimci ruhlu olmamız gerekiyor. Çalışan girişimci dediğimiz bir kavram var. Çalışma hayatımızda da performansımızı sergileyebilmek ve kariyer basamaklarında yükselebilmek için orada da az da olsa o girişimciliğimizi kullanmamız gerekiyor. Benim bu kitabım yeni çıktı girişimcilikle alakalı. Senin neyin eksik? Bir girişimci yaratmak. Evet. Buyursunlar. Görelim kitabı. Evet.
Teşekkürler. Orada aslında biraz daha literatüre ve akademik anlamdaki girişimciliğe daha fazla parmak bastım. Yani girişimci kişilik özellikleri, güvendiğin kişilerle mi girişimcilik oluşturursun, güvenin ya da ortak değerlerin ölçüsü nedir? Yani ortak değerler aynı takımı tutuyorsak ya da memleketliysek vardır ya bizde böyle evet. Beraber iş yaparız toprağımızla. Çünkü ona güveniriz. Maddi anlamda da, parasal anlamda da bize hiçbir zararı dokunmayacağına inanırız. Bu kitap onu anlatıyor ama şimdi yeni bir kitap yazıyorum. Orada bir akademisyen olarak girişimciliği aslında akademinin ötesinde farklı bir boyut getiriyorum. Hani şimdi bahsetmeyeyim ama o az önce söylediğim işte evrilen kısmı anlatıyorum. Orada biraz hani farklı bir yönüyle göstereceğim. Yani her zaman hayatımızda var, evriliyor, değişiyor ama olmamız lazım. Yani az da olsa, çok da olsa, evde anne de olsak, çocuk da olsak, çalışan da olsak hani girişkenlik ya da yaratıcılık evet. Olması gerekiyor peki, hayatımızda. Şimdi olması gerekiyor ama bir şey varsa vardır yoksa yoktur mu acaba? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Küçüklüğüme gidiyorum ben hani ticareti çok severim şimdi az önce söylediniz ama küçükken de mesela koleje gidiyordum. Hani halimiz vaktimiz de Allah'a şükür yerindeydi ama öğretmen annemi çağırmış bir gün demiş ki buyurun bunlar Karolin'in malları. Annem demiş ki ne bunlar? İşte kalemler, kalem kutuları, defterler. İşte babam Amerika'ya giderdi iş seyahatten. Oradan bana hediyeler getirdi. Ben onları okulda seyyar tezgah açıp teneffüse satıyordum. Sonra işte ihtiyacı olanlara çikolata alıyorduk, dağıtıyorduk falan böyle okulları. Bir sistem kurmuşum kendi kafamda. Yani tüccar olacağım benim belliymiş. Çok güzel. Acaba içinizde varsa mı bu iş olur? Yoksa hani zorlamakla nereye kadar gidiyor? Hakikaten gidiyor mu zorlamakla da bir yere kadar? Bu kitaplar onun için aslında evet, değil mi? Ortaya çıkartmak için. Evet, içinizde varsa gidiyor. Yani severek ve isteyerek yapmak önemli. Genlerle de alakası var. Biraz da tabii anne babadan gördüklerinizle de alakalı. Şimdi babanızdan görmüşsünüz. Sürekli yurt dışına gidip bir şeyler getiriyormuş. Ve siz o görgüyle aynı şeyi uygulamaya başlamışsınız. Genler var, anne babanın rol model olması var. Ama her şeyden önce istemek. İstemekle alakalı. Zorlamayla olmuyor. Yani bu şey gibi bir şey. Olmayan bir gömleği giymemiz gibi bir şey. Üzerimize olmayan bir gömleği. Ya da onu yanlış iliklersek aşağı kadar yanlış gider ya. Onun gibi bir şey. Olmuyor ne yazık ki. O yüzden sevmek çok önemli. Bu noktada hani biz girişimciliğe para kazanmak, kar elde etmek diyoruz. Evet doğru olabilir ama hani paranın amaç değil araç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi girişimciliği bizim gençlerimiz de hep şöyle zannediyor üniversitede. Hani iş kurduğu zaman işte patron olacak, CEO olacak, bir holdingin başında olacak. Hayır öyle değil, başarısızlık olacak, düşecek, kalkacak, belki kalkamayacak. Bizde girişimcilik eşittir para diye anlamlandırıyoruz. Hayat tarzı değil mi? Aynen öyle. Hayat tarzı ve parayı biz araç olarak görmemiz lazım. Severek yaptıktan sonra parayı araç görürsek para zaten akabinde görüyor. Ama amaç olduğumuz zaman hani bu şey gibi hep deriz ya süreç mi sonuç mu? Süreç odaklı mısın, sonuç odaklı mısın? Direkt sonuca odaklandığımız zaman da zarar gördüğümüz ya da üzüldüğümüz anlar oluyor. Ama sonuca odaklanırsak bir sürü hatalarımızdan da ders alıyoruz, gözlemliyoruz. O yol boyunca yolda giderken bir sürü şeyler öğreniyoruz. Onlar bize tecrübe ve deneyim oluyor ve bir sonrakinde onları uyguluyoruz gerekenleri ya da uygulamıyoruz gibi. Yani girişimci bakış açısıyla hayat yaşamak lazım demek ki anladığım kadarıyla. Örneğin evdeki yardımcılarda da öldürür değil mi? Çok basic bir örnek vereyim. Bir tanesini başlatırsınız. Size sormadan hiçbir şey yapmaz, bekler, şu olsun, bu olsun. Kimisine de söylemezsiniz, güneş varsa gider şapkanızı getirir, başınıza koyar, aman güneş almasın işte evin hanımı diye ya da kahve getirir, siz şimdi canınız kahve istemiştir der değil mi? Hani yardımcılarımızda bile bu girişimcilik ruhu olduğu zaman çok rahat ediyoruz, çok önemli şeyler. Ekiplerde de öyle, şirketlerde. Kimisi siz söylemeden rapor getiriyor önünüze, kimisine 50 kere söylüyorsunuz. Ne çok çare? Çok güzel söylediniz. İlk örneğinizden hareketle yaratıcılık işte yaratıcılığını katmak gerekiyor ve kendinden bir şey katmak gerekiyor. Yani o evdeki görevliye bir yemek söylediğinizde kendinden belki bir şeyler katarak, bir şeyler ekleyerek ya da orada siz ne seviyorsanız orada ekstra bir şeyler yaparak. Yani yaratıcılık çok önemli, yenilikçilik çok önemli, yeni bir şeyler sürekli üretebilmek çok önemli. Bu da hayal gücü ve sezgiyle doğuyor aslında. Yani çok matematiksel düşünmemek gerekiyor. Evet. Sezgi önce gelmesi lazım, matematik sonra tabii ki geliyor. Yani
Yani rakamsal değerlerin de girişimcilikte sonradan gelmesi gerekiyor. Ama önce sezgi. O yüzden işte yaratıcılık diyoruz, hayal gücü diyoruz. Sonra matematiksel değerler. Ruhu kaybetmeyeceğiz. Kesinlikle. O olmadan devamı gelmez. Yani rakamları ruhla besleyeceğiz. Kesinlikle. Yani şöyle düşünelim. Özellikle hani tabii liderde sezgi gücü daha fazla. Girişimci akabinde onu rakamsal değerlere de çevirip o rakamsal değerleri de kullanabiliyor olması lazım. Şöyle söyleyeyim. Yaratıcılık ve hayal gücü olmazsa başlayamıyor. Ama matematiksel değerler ve uygulama olmazsa da sonuca ulaşamıyoruz. Bizde şu var, fikri oluyor, şuyor bizde ama uygulamaya koyamıyoruz. Uygulamaya koymadığımız hiçbir fikri biz aslında girişimcilik olarak anlamlandıramayız. Çok. Ve de hızlı olmak lazım. Tabii. Şimdi siz bir şey düşünüyorsunuz belki, onu yapana kadar bir bakıyorsunuz iki gün sonra yapılmış aslında. Tabii. Ya da paylaşıyor, hep bizde şey vardır ya bizim Türklerden bir şey duyuyoruz. Vallahi ben düşünmüştüm, vallahi ben bunu düşünmüştüm, bizde çok vardır. Geldiyse yapsaydın, hani orada uygulamak ve hızlı uygulamak önemli. Evet. Sadece yaratıcılık ve hayal gücü de yetmiyor. Her şey çok hızlı gerçekten. Bana bazen kızıyorlar şirketlerimde, diyorlar ki ya yetişemiyoruz işte, hani şey gibi oluyor bu sefer de. Hızlı girişimler, şunu yapacağız diyoruz. Şu sektöre giriyoruz arkadaşlar. Ya, hadi taşınıyoruz. Nereye? Plazadan sıkıldık, müstakile gidelim falan. Böyle birden şey geliyor bana. Bir girişimcilik ruhu herhalde. O ruh da böyle sürekli hareket isteyen bir şey. Kesinlikle. Sıkılıyorum yoksa. O da çok güzel. Yani orada bakın. Terapi görüyorum ben şu anda. Bir dakika televizyon. Evet, evet hocam, ben niye böyleyim? Ben niye böyle sürekli hareket istiyorum? Peki bu kararlarınızda baktığınız zaman doğru yanlış nasıl sonuçlanıyor size göre? Bir şey söyleyeyim mi? Yani ticari olarak göre hepsi doğru sonuçlandı. Çünkü şöyle bir şey var Kolye Hanım. Hani kararın doğruluğu da ne istediğinizle orantılı. Bana göre yanlıştır ama sizin istediğiniz şeye ulaştıysanız o sizin adınıza verilmiş doğru karardır. Fizibilitesini ve matematiğini kafamda yapıp kendimi inandırmadan hiçbir girişime olur demiyorum ve adım atmıyorum. Harika. Hızlı karar verip ilerliyorum ama tabii süper. Rakamlar beni doğrulamazsa boş fantezi uğruna hani şu işe girelim, şu sektöre girelim, şu markayı yaratalım demem. Mutlaka önce bir rakamını ama çok hızlı yaparım kafamda. Matematik budur, fizibilitesi budur. Yanılma payınız nasıl oluyor? Bugüne kadar kendinize not verseniz. %10-15 her zaman olur bence. Ekiplerime de onu söylüyorum. %10 üzerine yanıldığım olmadı. Hep maşallah başarılı gittim ama doğru insanlarla da galiba çalıştım. Yanlışları da çok eliyorum ben. Hemen vazgeçerim mesela. Yanlışını gördüğüm anda o kişiye yatırım yapmam. Çok iyi. İşte burada ekip çalışması, takım çalışması çok önemli. Çok, yani çok. Sizin yöneticiliğiniz ve liderliğiniz aslında doğru kişileri doğru yerlere koymakla alakalı oluyor. Tabii. Çünkü siz onları yönlendiriyorsunuz. Aslında sizin söylemlerinizi onlar uyguluyor. Uygulayanlar onlar. Tabii, çok ve birbirleriyle aralarındaki sinerji ve uyum da çok önemli. İşte ekibin enerjisini bozmamak. Bozmamak lazım. Bu müthiş lazım. Önemli bir şey değil mi? Ben okulda da mesela öğrencilerime bazen grup çalışmaları, işte ekip çalışmaları yaptırıyorum. Bana sonradan özelden geliyor. İşte ben Caroline'la konuşmuyorum, aram iyi değil, benim grubumu değiştir, ekibimi değiştirir misiniz? Eyvah. Öyle bir dünya var mı diyorum profesyonel hayatta? Yani yöneticiniz sizi gruba ayırdığında siz diyecek misiniz ben şunu sevmiyorum, ben başka gruba? Yani orada sevmeyebiliriz belki ama sonuçta bir ekip çalışması içerisinde saygı ve güven çerçevesinde kimin ne projesinde görevi varsa yapması lazım. Dolayısıyla en önemlisi gerçekten hani iyi bir liderde de, yöneticide de, girişimcide de koyduğu kişiler ve güvendiği kişiler ve ekibine. Tabii burada organizasyon şeması da çok önemli. Yani güvendiğini koydun ama kimi nereye koydun onu da iyi bilmek lazım. Çünkü hepsi bir bütün. Yani ekip çalışması bu anlamda gerçekten çok önemli. Ben orada şemada şöyle bir şey uyguluyorum yıllardır. Onu da hep faydasını gördüm. Operatif olarak yöneticilerine bağlılar ama bütün şirketlerimde bütün çalışanlarımız disiplin olarak bana bağlı. Güzel. Bunun faydasını çok gördüm. Şöyle bence belki ileride yöneticilik kavramı da kalkacak. Şimdi bakıyoruz artık hani bravo. Ofislerde hani eskiden neydi? Herkesin bir odası vardı. Sonra neye evrildi? Open office herkesin. Evet, açık ofise evrildi. Artık bakıyoruz oda gelişti. Şöyle şeyler var. Özellikle pandemiden sonra hibrit çalışma dönemiyle açık ofis de kalktı. Kişinin hani şeyi de kalktı. Geliyorsun hangi masa sandalye boşsa orada oturuyorsun. Benim pek çok gittiğim kurumda artık öyle. Geliyorlar, neresi boşsa oraya oturuyorlar. Hatta geçen gün bir kurumda eğitimdeydim. O hibrit çalışıyorlar. İşte birisi 3 gün geliyor, birisi 2 gün geliyor. İşte hocam dediler hani zorlanıyoruz hani geliyoruz masa. Bir de biz hani kadınlar severiz ya böyle masalarımıza çiçekler, böcekler koyalım filan. Zor oluyor dedi. Öbürü dedi ki çok enteresan ama dedi ayın başında dedi o masa sandalyeyi mail atıp rezerve yaparsan dedi o ay o senin oluyor dedi. Hani mail atıp rezerve yap filan. Yani dolayısıyla artık açık ofisi de geçtik. Bulduğun sandalyede ve masada oturuyorsun.
Yani yöneticilik, herkes yönetici baktığımız zaman. Herkes çalışan. Egolar çok eski moda artık. Evet, aynen öyle. Bitti yani onlar. Ben bunu şeyde de diyorum. Yani fiziksel olarak da özellikle pandemi bize bunu gösterdi. Okullar da, kurumlar da, bence bir süre sonra okullar da bakın diyorum. Sadece sosyalleşmek amaçlı kullandığımız çatılar haline gelecek bana göre. Çünkü bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Ona çok kolay ulaşıyoruz. Sosyalleşmek için okula gideceğiz. Sosyalleşmek için kuruma gideceğiz. Çünkü deniz kenarında laptopunuzda çalıştığınız evet, yıllarca pandemi. Ama bunun için ne olmuyor? Hibrit modele ben geçirdim mesela ekiplere. 3 hafta rakamlara baktık. Rakamlar düştü hızlı şekilde ve personel istemedi. Şey diyorlar, pijamayla evde otururken biz motive olamıyoruz veya hani arkadaşlarımızla aynı ortamın içindeyken daha motive oluyoruz. Bir de dışarıdan adam alırken de, personel alırken de mutlaka şeye bakıyoruz biz şirkette. Hani çok başarılı profiller başvuruyor mesela, takdir edersiniz. Hani işsizlik oranı yüksek, tabii, bir ilan çıkıyorsunuz. Tabii. Dünya kadar başvuru geliyor. Adam çok iyi. Ya da hanımefendi çok iyi, size para kazandıracak, iyi bir satışçı. Ama ben onu bu ekibin içerisine koyarsam virüs gibi oradaki huzuru bozacak ve onun getirdiği parayı o yüzden istemiyorum. Ben diyorum ki bütünü bozmayayım, bütünün keyfi yerinde olsun, huzuru yerinde olsun. Çünkü saf bir şey var, koordinasyon var aralarında, bozulmamış. Bunu bozacak hiç kimseyi de tercih etmiyoruz. Acaba bu eğitimde mi verilmeli şirketler? Çünkü şirketler biraz adaylara özellikle İK tarafında pozisyona uygunsa alıyor. Ama bence çoğu İK'cı bütüne bakmıyor. Bunu alırsam bütünü bozarım demiyor. Bu adam iyi, bunu alayım o öbürlerini de eğitir kafasında diyor. Hayır, onlar senior ekip, o onu eğitirse parçalarsın evet, o ekibi. Evet. Doğru. Sanki bu da önemli bir nokta gibi değil mi? Bu da önemli. Yani evet, kalifiye elemanı gerçekten iyi gördüğünüz elemanı kaçırmamak da doğru bir yaklaşım. Ama belki başka bir departmanda, başka bir şekilde, başka bir pozisyonla değerlendirilebilir. Burada performans yönetimi ve kariyer yönetimi, yetenek yönetimi ortaya çıkıyor sizin söyleminizden. Onu hiçbir kurum yapmıyor. Çalışanına da yapmıyor. İK'nın kendisine de yapılmıyor. Yani her şeyden önce İK'ya yapılması lazım. O İK, o elemanı alırken neye göre bakacak, neye göre değerlendirecek? Sadece evet dediğiniz gibi o özelliklere göre değil. O kadar böyle binlerce olasılık var. Kurumu düşünecek, İK'yı düşünecek, kendini düşünecek, ekip arkadaşlarını düşünecek. Bir sürü şey varken dediğiniz gibi sadece CV'ye bakarak, ki artık bence onların da hiçbir önemi kalmadı. Yani CV dediğimiz şey artık o kadar kolaylaştı ki, yani pandemide hani eğitimi gördük, eğitim işte Instagram'da herkes eğitmen oldu çıktı. Ben çok üzülüyorum çünkü her şeyin başı eğitim. Yani pandemide bu hale gelmemiz de eğitimdi. Ne yazık ki depremlerde eğitim yanlışlarındandı. Dolayısıyla hani buna insana yatırım yapmamız lazım Karol'un önümüzde. Ve bu tabii maliyetli bir şey kurumlar için, doğru. Ya kendi yapacak o performans yönetimini ya da dışarıdan bir kuruma yaptıracak ki gerçekten hem maliyet gerektiriyor hem de zaman harcatıyor, zaman gerektiriyor. Bunu yönetici ya da kurum sahibi de tercih etmiyor. Ne yazık ki çalışan da tercih etmiyor. Çalışanı bir hafta sonu eğitime götürüyorsunuz. Aslında ne kadar güzel bir şey. Ya işte hafta sonu eğitime mi gidilir? Ne yazık ki. Evet, iyiler var ama istemeyenler de var. Yönetici diyor ki ben şimdi bunu göndereceğim eğitime hafta içi. İşinden olacak, işini yapmayacak. Hiç faydasını görmedim öyle eğitim, personele zulüm. Ya da yönetici ne yapıyor? Kaçacağından korkuyor çalışanının. Evet. O yüzden eğitime yöneltmiyor çalışanı. Ben kendim veriyorum eğitimleri. Güzel. Bakıyorum ekibin içerisinde nasılsınız arkadaşlar diyorum. Giriyorum o hangi departmana gireceksem. Diyorum gelin ben size bir hikaye anlatayım. Başlıyorum kendi know-how havalarımdan yola çıkarak. Eğlenceli halde getiriyorum. O zaman bence o asıl vermek istediğim noktayı, çünkü dışarıdan bir eğitmen nasıl verecek ki? Yani benim enjekte etmek istediğim. Tabii, siz tanıyorsunuz. Ben tanıyorum. Ya. Şirketin neye ihtiyacı olduğunu ben biliyorum. O yüzden böyle hani biz öyle bir yöntem geliştirdik. Tabii ki hani 10 bin tane çalışanım olsa bunu yapamam. Yani biz de hani yüzün altında çalışan olduğu için rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Çok güzel düşün. Ya da sizin gibi gerçekten bu işi bilen kişileri buldukları zaman kaçırmamaları lazım mesela. Tabii. Ve devamlı çalışmaları lazım. O da lazım. İşte bir maliyet ve zaman dediğim gibi. Yani genelde yöneticiler bunu çok tercih etmiyor. Sizin yaptığınız yöntem çok güzel. Vaka çalışması ve hikayeleştirme. Aslında çalışanınızı en iyi vaka çalışması üzerinde ya da artık eğitimlerimizi oyunlarla yaptırıyoruz mesela. Hep roleplay yapıyoruz biz de, aynen. Orada çok iyi, daha iyi öğreniyorsunuz. Çocuklarda öyle değil midir? Hani oyun sırasında işte küser, kızar, hani hırslı mıdır, azimli midir? Hırslı azimi de tabii o noktada karıştırmamak lazım. Çok önemli. O yüzden hikayeleştirme, oyunlaştırma, vaka çalışmaları gerçekten çok önemli. Siz tabii çalışanlarınızı tanıyorsunuz. İhtiyaç analizleri. Bunun da tabii sürekliliğinin, ne yaparsak yapalım, süreklilik ve sürdürülebilirlik çok önemli. Yani ben bunu bir kere yaptım işte, senede bir yaptım, tamam değil. Bizim bile beğenilerimiz 3 ayda bir, her gün belki her şey değişiyor. Değil. Dolayısıyla bunu
sürdürülebilir ve sürekli hale getirmek lazım. Ama 6 ayda bir, ama 3 ayda bir, ama senede bir, ama devamlı yapmak lazım. İşte ruhtan beslenmek lazım. Kesinlikle. Yönetici de, lider de, patron da. İhtiyaç analizleri önemli. Çalışan da aynen öyle. İhtiyacını bilip kendi ruhundan beslenirse, az önce de bahsettik, heyecanını kaybetmezse başarı zaten geliyor. Heyecanın bittiği noktada. Evet. Geçmiş olsun. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi çok geldiniz. Çok memnun oldum. Ben sağ de olun. Memnun İyi oldum. Yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet efendim. Ne güzel konular bunlar değil mi? Bakın çok önemli. Kitabı da bir daha böyle göstermiş olalım. Çok önemli çünkü hayat tecrübesinden beslenen anlatımlar bunlar. Hani kitaplarda yazılanı artık arama motorlarından herkes okuyabiliyor ama insanların hayat tecrübelerinden yola çıkarak anlattığı konular bence asıl önemli olanlar. İşte biz de bu programda onları size anlatmaya çalışıyoruz efendim. Senin neyin eksik? Hiçbir şeyiniz eksik değil. Herkesin içinde bir azim var. Az önce bahsettiği gibi hocamın da hırs başka bir şey ama azim çok önemli. İçinizdeki azmi lütfen şöyle bir kendinize gelin bu güzel cumartesi sabahında. Bakın azim ile cumhuriyet kuruldu. Azim ile bu cumhuriyet 100. yılını gördü. Daha kaç yüzyıl görecek Allah bilir. O azim, o heyecan olmasaydı önce cephede onlar bunu başaramazlardı. Sonrasında da bizler bu cumhuriyete bu azim ve heyecan olmasaydı buraya kadar getiremezdik. Peki efendim bir sonraki konuğum benim de çok sevdiğim bir arkadaşım sevgili Ferruh Karakaşlı bizlerle olacak. Sen zamana bir sesle daha çok çalışacağız. Daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Karataş Nakliyat'la devam edecek. Karataş Nakliyat'la devam ediyor. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Nasıl gidiyor? Cumartesi sabahınız uyanabildiniz mi efendim? Böyle enerji vermeye çalışıyoruz, motivasyon vermeye çalışıyoruz. Umarız ki başarabiliyoruzdur. Peki ben Karolin Yılmaz ve Karolin Yılmaz ile hafta sonunun şimdiki konuğu benim de çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım ve çok önemli bir isim. Hem iş insanı hem de modacı. Sevgili kim? Ferruh Karakaşlı. Evet, Ferruh Karakaşlı. Ferruh'cum hoş geldin. Hoş bulduk Karadenizciğim. Yıllar sonra tekrar evet. Bir programda beraberiz. Evet. Kaseti vermek. Aynen öyle. Uzun yıllar önce de benim bir sabah haberi, yok gece haberiydi o. Gece haberiydi. Tabii gece haberiydi. Oraya konuk olmuştu canlı yayında. Yine uzun uzun konuşmuştuk. Hatta çıkışta da kokoreç yarısı falan diye konuşmuştuk. Kokoreç modumuz vardı. Kokoreç vardı aynen öyle. Evet. Yani bakmayın böyle iki dirhem bir çekirdek. Ama traditional. Hastasıyım kokoreç. Tabii bayılırız. Kokoreçle de sohbeti açmış olmak evet. Ömür boyu unutamazsın herhalde. Evet. Nasılsın evet. Ferruh'cum iyi misin? İyiyim çok teşekkür ederim. Sağ ol çok özel bir günde bir program yapıyoruz. Alalım biraz Cumhuriyetimizin 100. yılı. Evet. Harika bir gün. Böyle bir günde aslında seninle program yapmak gerçekten çok keyifli. Her şey yolunda gayet iyi gidiyor. Yani bildiğin gibi. Evet ben biliyorum ama izleyicilerimiz de çoğu evet. biliyordur. Yine de evet. üzerinden geçelim. Neler yapıyorsun bu aralar? Neler yapıyorum? Moda devam. Ben şöyle hayatı şeylerin sanatı çatısı altında topluyorum. Ne güzel. Yaptığım her şeyi sanatsal yapmaya çalışıyorum. Yani ne yaparsam yapayım sanatsal yapmaya çalışıyorum. Sanatsal yapmak tabii biraz içine hani mükemmelleştirme anlamında da sanatsal demek istiyorum. Moda bildiğin gibi modaya sanatsal
dokunuş. Bu arada biliyorsun resimlerim çok ön plana çok ön plana çıkmaya başladı. Hem yurt içinde hem yurt dışında resim konusunda çok ciddi faaliyetlerimiz var. Valla belirli bir noktadan sonra, markalaştıktan sonra ve her şeyin en iyisini yapma kafasına geldiğin zaman bazı şeyler kendinden de olmaya başlıyor. Yani tutkum olan, ona Japonca bir kelime vardır hep söylediğim, otaku. Yani otaku Türkçe'de, İngilizce'de hiçbir lisan demeden hemen karşılığı olmayan Japonca bir kelime. Tutkudan fazla obsesyon, takıntıdan az bir şeyi ifade ediyor, durumu ifade ediyor. Herhangi bir şey benim otakumsa, yani tutkudan fazla obsesyon, zaten hastalık bildiğin gibi. İşte herhangi bir şey otakumsa o biraz ürünleşmeye başladı hayatımda. Yani sanat bir tutkuydu. Sanat sonuç olarak ortaya çıkan ürünlerle bir şekilde aydınlığa açığa çıktı. Moda zaten bildiğin gibi devam ediyor. Kahve otakum vardı. Kahvemiz çıktı. Şimdi adını veremeyeceğimiz bir tütün mamulü. Evet, bir tütün. O da var. Bir tütün. Tam benim havalar. Bir tütün mamulümüz var. Evet. İlerleyen dakikalarda kozmetik alanına giriyoruz. Erkek ağırlıklı olmak evet. üzere erkek kozmetiği. O da benim şeyimdir, ilgi alanımdır. Bu arada, yani bu çok güncel bir bilgi. Özellikle sanat tutkusu, kültür alanına hitap eden bir token çıkartıyoruz bir tek senle. Hatta bu önümüzdeki hafta lansmanı olacak. Valla işte otakular yavaş yavaş eklenerek ürünleşiyor ve hayatın içine dahil oluyor. Ne güzel. Senin evet. diğer bir otakunda sevgili eşin Sibel. Evet. Evet, o da aynen. muhteşem tasarımlar yapıyor. O da, bayılıyorum. O da muhteşem. Daha güzel smokinler yapıyor evet. kadınlar için. Yani inanamazsınız. Evet, evet, gerçekten öyle. Buradan sevgiler. O böyle gayet low profile gidiyor ama müthiş işler yapıyor. Çok çok güzel şeyler çok yapıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Ben tabii sizi çift olarak da isim verebiliriz. Hani markaya girmiyordur sonuçta, tasarımcı her zaman söylüyorum. İşte Türkiye'nin Tom Ford'u, daha yakışıklısı. Eşi sevgili Sibel de dişi Tom Ford. Dişi Tom Ford. Tam yani hani evet. bir adım ötesi hatta bence. Evet, yani Tom evet, Ford da diyemeyiz evet. bir adım ötesi. Evet. Çünkü hani senin kadar ya, farklı sektörlere girmedi ya o aslında kadar. Şöyle mesela enteresan bir olay yaşadım. Bundan 6-7 sene önce Via Spiga'daki Tom Ford'un gayet iyi bir yatırımla açılmış mağazasını ziyaret ettik eşimle. Hatta böyle biliyorsun seyahatlere gittiğin zaman biraz böyle hafif kirli sakal, biraz casual modda olursun falan. Erkek adına çıktım. Böyle çok hoş giyinmiş. Yani departmanın sorumlusu bir "Hello Mr. Karakaşlı" dedi. Allah Allah dedim. Şimdi o kadar öyle de bir hello diyor ki ben hani ayıp olmasın hani kimsin nesin falan demek istemedim. Pardon dedim, biz dedim Paris'te Premier Vision'da mı tanışmıştık? Yok yok dedi, siz bizi tanımazsınız dedi. Biz sosyal medyadan sizi biliyoruz dedi. Ah. Siz dedi ama dedi tasarım fabrikası gibisiniz dedi. Size bir şeyler ikram, yani bir şeyler alın diyeceğim ama dedi yani bizim işte sivri yaka, tek düğme, gri, lacivert, siyah takı. Sizin için hiçbir şey ifade etmeyeceğini bilmiyorum dedi. Sen böyle ben daha iyisini yaparım sosyal, canım, teşekkür ederim deyip ya almazsın. Bunu aslında şöyle diyorum, hakikaten sosyal medyanın yani artıları var, hepsi tartışılabilir. Artıları var, eksileri var ama sosyal medya dünyayı çok küçülttü. Tabii. Gerçekten çok küçülttü ve markalaşma sürecini, yani uluslararası anlamda tanınma sürecini, markalaşma sürecini falan çok kısalttı. Yani geçtiğimiz yıllarla karşılaştıracak olursak, yani bu anlamda hayat çok değişti. Tabii baksana Tom Ford'da çalışan birisi. Yani biliyor musun şey? Yani İtalya'ya gidiyorsun, mağazaya gidiyorsun. Aa ben yani yıllar önce yani olacak işte. Evet. Ama sen enteresan bir adamsın zaten. Yani hani Türkiye'de kaç tane vardır senin kadar böyle şık giyinen ve hani 24 saat öylesin aslında. İşte otaku. Yani çocukluğumda evet. mesela çocukluğumda mesela annem babama dermişim ki siz bekleyin, ben kendi alışverişimi kendim yapacağım. Hatta ben de bazen öyleydim. Sonra sorarlar ne zaman başladı bu tutku? Giyinik doğmuşum falan diyorum. Evet. Yani bu otakuydu, yani tutkuydu. Evet, evet. Giyim ve sonuç olarak mesleğe dönüştü. Zaten çok büyük şans. Yani tutkun olan bir şeyi mesleğe dönüşmek aslında büyük bir şans. Yani bir işi iş yapıyorum diye yapmak değil de bir tutkuyla yapmak. Ya bu benim tutkum aslında yani sadece kendimle ilgili bir şey değil. Başka insanların hayatına dokunduğumu hissettiğim an ve işte bizden giyinen birisi ya işte çok değiştin,
zayıfladım mı, kilomu verdim, böyle çok pozitif rezonanslar alıp bize coşkuyla geldiği zaman mesela inanılmaz bir keyif alıyorum. Başkalarının hayatına dokunmayı da çok seviyorum. Evet. Peki Feruç'um, sen dizilerdeki Türk kadınının aşık olduğu birçok karakteri de o asıl karakter yapan adamsın aslında. Onu da biraz anlatmak lazım. Çünkü o dizilerdeki müthiş şık birkaç karakter var. Biraz bahsedelim bence onlar. Senin imzanı taşıyorlar. Ya bu yolculuk, bu serüven 2003 yılında Asmalı Konak dizisi ile başladı. O zamanlar dizinin yapımcısı Abdullah Oğuz bana dedi ki ya böyle böyle bir oyuncu. O zaman Özcan Deniz'di Asmalı Konak. Evet. Özcan'ı giydirir misin dedi. Ben dizinin ortasında girdim. Fakat hakikaten çok kısa bir sürede çok değişiklik olunca yani Özcan Deniz'in tarzında. Bu bambaşka biri oldu. Evet, yani kitlesi çok değişti. Evet, çok şey değişti. Sonra baktık ki birilerinin hayatına dokunduğumuz zaman yani bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor ve sonuç iyi oluyor. Sonra yani bu sektörde çok eskidik. Yani Asmalı Konak döneminden beri Türk dizi sektörü bu arada inanılmaz bir boyuta geldi. Haftada 1 milyara yakın kişi Türk dizisi izliyor ve dünyada 2 numara yani şu anda Türk dizileri. Biz de o yıllardan beri Türk dizi sektöründe çok yani ciddi katkılarımız oldu. Başka kimleri giydirmiştin? Daha çok dizilerde. Kenan İmirzalıoğlu, Ezel. İşte o bayıldığınız erkekler Ferruh'un elinden çıkıyor tasarımları. Yani şimdi erkeğe bayılıyorsun ama erkeğe şimdi herhangi bir ceket giydirsen belki ya, o adam olmayacak. Karolin'cim sana şöyle söyleyeyim. Hani herhangi bir ceketi giymek, bir ceket giymekle olay bitmiyor. Yani hazır giyimden gidiyorsunuz üstünüze bir ceket. Yani bütün incelik kesimde yani hani fark yaratmanız tamamen vücudun doğrularını ön plana çıkartıp zayıf noktalarını saklamakla mümkün. Yani şöyle düşünülmesin, her oyuncu mükemmel bir vücuda, mükemmel özellikle ekran açısından mükemmel bir fiziğe sahip değil. Yani baş büyük olabiliyor, onu dengelemeniz gerekiyor. İşte bacaklar kısa olabiliyor, üst kısmımız yani sonuç jilet gibi çıkıyor seninkiler iyi sonuç ama. İyi sonuç hakikaten iyi detaylarla yani ince detaylarla mümkün. Evet, ben hemen anlıyorum senin giydirdiğini. Hatta çok eskilerden böyle uzun zamandır görüşmüyoruz ama Halil İbrahim var. Halil İbrahim Ceyhan. Evet. Daha ünlü olmadan önceden tanıdım ben o dönemlerden Halil İbrahim. Halil bizim önceden mankenliğimizi yapıyordu. Aa, okay. Yani 6-7 sene önce manken. Bir tekstil firmasına çalışırdı hatta o. Evet. O dönemlerden biliyorum. Şimdi biliyorsun çok popüler oldu. Tabii. Ama geçenlerde Instagram'da feedime düştü. Bir baktım. Dedim ki Ferruh giydirmiş kesin. Girdim sosyal medya hesabına baktım. İkinizin fotoğrafı var. Anladım yani senin giydirdiğini. Dokunuşu anladıysan çok mutlu oldum. Çok başka yani çok şey oluyor. Gusto katıyorsun bir kere. Şimdi örtünmek var. Zengin görünmek var. New money, old money. Bunlar tabii önemli trendler. Bu dizilerde de çok önem kazanıyor. Yani dizide senaryoya ve role göre doğru Gusto'yu yansıtmak çok önemli. New money, olmayan. New money, old money. Yani sonradan görme olmayan. Evet. Çok da öyle old money sıkıcılığı yani da olmayan içinde. Çok tipik bir hata. İşte şu markadan bir şey aldığım zaman iyi görünüyorum. Yani yok böyle bir dünya. Yani, senin hem haute couture var hem de hazır da var değil mi? Evet, hazır da var. Evet, hem haute couture var hem hazır. Fiyatlar çok yüksek mi peki izleyenler şu anda? Ya aslında bana göre dünyada paranın karşılığı en iyi ürün. Yani atıyorum sıradan bir ürün alıp iki kere sıradan gözükeceğini bizden bir tane ürün alıp kral gibi gözükmek bence daha doğru bir strateji. Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok doğru. Kullanılan malzeme, işçilik, kumaş, detaylar, ince detaylar. 95 saat el işçiliği gidiyor bizde bir cekete. Düşünebiliyor musun? 95 saat el işçiliği. Yani yüzlerce, milyonlarca üretilmiş Endonezya'da fabrikasyon çıkmıyor yani. Konfeksiyon ürünü değil yani. Bu sonuç olarak bir sanat eseri. İçine asları, detayı, düğmesi. Yani bir de yani şey de değil yani sadece ceket de değil. Yani içinin astarı, düğmesi, seçimi vesaire. Yani o kadar çok detay var ki sanat eseri olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sende de şey kesin vardır. Marka olarak söylemiyorum ama modacı olduğu için adını zikredebilirim. Monsieur Dior'un mesela bar ceketleri. Evet. Birkaç tane var bende de. Böyle bazen şey yapıyorum böyle açıyorum gardırobu, seyrediyorum. Evet. Yani adam tabii aslında onu haute couture değil aslında artık ama hani o dönemlerden yani hani İyi yapılan iş. Ben yani, işte ona sanatsal. Sanat gibi seyredilmesi lazım. Yani aslında şimdi 100. yılda Atatürk de bir sanatçıydı. Ah bunu konuşalım mı Şanel'e? Atatürk de bir sanatçıydı. Takımlar yani, hazırlatması. Atatürk'ün savaş stratejisi
birikimi, yani Atatürk bir sanatçıydı, gerçek anlamda bir sanatçıydı. Yani iyi bir savaş, muhteşem bir savaş stratejistiyseniz sanatçısınız. Yani işinizi mükemmel yapıyorsanız işinizin sanatçısısınız. Aynen. Yani çok önemli. Önemli olan bu. Ruhlara dokunmuş. Tutkuyla bir vatanı kurtarmak. Tabii çok önemli. Ve o dönemlerde ülke, bütün dünya hatta savaş halindeyken Coco Chanel'e üniforma hazırlatmış olması. Bakar mısın vizyona? Vizyona bak. Vizyona bak. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hani Fransa'dan kontak sağlıyor ona. Evet. Kendi stiliyle zaten. Hani bugün tarihsel sürece baktığın zaman stiliyle bu kadar ön plana çıkan hemen hemen hiçbir lider yok. Yok ama tabii. Muhteşem. Yani muhteşem. Çok önemli. Muhteşem bir gusto. Sana geliyor mu siyasiler bizi de giydir diye? Çok. Yani çok. Sen belediye başkanlığına hazırlanırken işte, ne bileyim milletvekili seçildiğinde yani isimler vermiyorum ama çok önemli siyasetçilerle çalışıyoruz. Çok önemli. Evet. Peki erkek modası dediğimiz zaman neye dikkat etsinler? Şu an tabii bir ekonomi kanalındayız ve iş hayatında kendilerini nasıl lanse ederlerse o başarılı erkek imajı nasıl giyinmekle olur? Yani şimdi şöyle hani al tablet çözüm bu şeklinde açıklamak mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Yani doğru ve iyi giyinmek istiyorsanız birkaç süzgeç var. Birinci süzgeç kariyeriniz. Yani eğer bir bankacıysan, bir sigortacıysan, bir siyasetçiysen ciddiyeti sembolize etmek durumundasın. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, hani bankaya gittin, para yatıracaksın. Karşında yeşiller morlar giymiş birini görmek istemezsin. Ama konsere gittin, Tarkan'ı izleyeceksin. Tarkan'ı da gri bir takım elbise, mısır rengi bir kravat, mavi gömlekle görmek istemezsin. Yani açıkçası işi şeyden geçirmek lazım, sektörel süzgeçten geçirmek lazım. Yani mesela mimarlar, kreatif sektörlerdeki kişiler çok daha farklı giyinebilirler, çok daha değişik giyinebilirler, çok daha renkli giyinebilirler. İş adamları baz renkte, koyu renklerde kalıp aksesuarlarla biraz renk ve yaratıcılık katabilirler görselliklerine. Ama her şeyin ötesinde kalıp ve kup. Yani vücudunuz eğer göbeğiniz varsa, yani özel dikim aslında özellikle problematik vücutlar için bence kaçınılmaz bir seçenek. Özellikle belirli bir ekonomik level'a gelmişseniz, belirli bir seviyeye gelmişseniz bu kaçınılmaz bir seçenek diye düşünüyorum. Bir de kendi, yani hem kariyer süzgecinizden geçireceksiniz, yani birincisi kariyer süzgeci, ikincisi de fiziksel süzgecinizden geçireceksiniz. Yani herkes her şeyi giymemeli. Giyebilir, evet ben giymek istiyorum, giyerim ama herkes her şeyi giymemeli. Fiziksel özelliklerin süzgecinden geçirerek giymeli. Yani işte ne bileyim başınız büyük, daptaracık bir yaka soru işareti, küçük bir yaka giymemelisiniz. Evet. Neden? Yani özellikle biz dizi filmlerle çalıştığımız için de fiziği maksimum iyi gösterme önceliğinden açıkçası hareket ediyoruz. Evet. Dolayısıyla işin bazı ince detayları var. Yani diyeceksiniz ki ben ne iş yapıyorum birincisi, ikincisi de aynada kendinize bakacaksınız, artlarım, eksilerim ne, yani ona göre. Bulunduğunuz ortamın doğrularına göre karar verme durumunuz. Ama yani şöyle söyleyeyim, hani çok sıra dışılığa da oynayabilirsiniz. Yani hani şimdi ben hep şunu derim, hani kuralları bil ama boz. Yani kuralları bilerek bozup çok sıra dışı bir kişilik ortaya çıkartabilirsiniz. Bu da mümkün. Coco Chanel'in bir sözü vardır Ferru. It is always better to be slightly underdressed. Evet. Katılıyor musun? Yani şey diyor. Ben de sanki BBC Amerika'da konuşuyoruz. Şey diyor yani hani her zaman diyor bir tık daha az şık. Biraz daha az şık. Yani ortamın bir tık daha altında az şık giyinirseniz daha çok dikkat çekersiniz diyor. Doğru mu? Şöyle ben onun İtalyanca çok güzel bir karşılığı var. İtalyanca sprezzatura diye bir kelime var. Aldırmaz şıklık. Yani aynanın karşısında saatlerce geçirmiş çabasız şıklık. Yani bir yerde bırak dağınık kalsın abi modu. Yani atıyorum mesela özel dikim takımlarda ilikler gerçekten açılan, gerçek iliktir.
Ve bir tanesi mesela ben hep açık taşırım. Çünkü el işidir. El işi yapılmasının bir sinyalidir. Ve yurt dışında da yani özellikle Süper Lig dediğim, yani Süper Lig köklü ailelerde, Süper Lig banka sahipleri yani köklü ailelerde hep özellikle dışarıda zaten giymezler. Yani gidip de sana dünyanın en iyi markası şudur de algı hayatta üzerine giymez. İnce detaylar. Yani düğmeyi burada böyle koymuştur. Bakayım açılıyor mu? Evet, benimki açılıyor. Açılıyor. Bak çok önemliymiş demek. Ben de açayım bir dakika. Hadi beyler açıyoruz düğmeleri. İlk düğmeyi. Mesela, bak açıldı. Tamam. Ben geçtim sınavı. Bu konuda bilgisi olmayan kişi der ki düğmen düşmüş. Düğmesi açıktan. Düğmen düşmüşler. Şey diyeceksiniz. Hayır tatlım benim düğmem sonradan takılı olup orada iliksiz olmadığı için ben sana bunu gösteriyorum yani açık olan diye. Yani böyle mesajlar vardır mesela. Ben mesela uzun yıllar Avusturya'da yaşadım. Önce bir kere hakikaten kıyafet şeyinden geçiyorsun. Kontrolünden geçiyorsun. Eski para mı yeni para mı? Evet. Yani ilik açılıyor mu açılmıyor mu? Okey tamam çok önemli bir şey tabii, bu. Tabii ince detaylar var. Peki bunu biraz konuşsak. Mesela eskiden dediğim şöyle hani bir iki sene önce şeyler çok moda oldu. Logolar, o loud luxury böyle bağıran logolar falan hani çok moda oldu. Sonra herkes işte New Money tabii Kim Kardashian tarzı işte sonradan. Evet sonradan görme tarzı. Aynen sonradan parayı kazanmış aslında olan kişilerde. Aslında bu konuya çok değinmek isterim. Evet bunu tabii, biraz konuşalım mı? Ya şimdi şöyle bizde demeyeyim ya aslında dünyanın hemen hemen her yerinde. Şimdi yani hayat serüvenine para kazanmak önceliğiyle giriyoruz. Aslında eğitim artı para hedef, birinci hedef. Sonra belirli bir yaşa geliyoruz. Kafamızı kaldırıp sosyal açıdan neredeyiz diye bakmaya başlıyoruz. Ve yeterli yani sosyal anlamda itibarımız doğru mu değil mi falan böyle etrafımızı bir kollamaya başlıyoruz. Şimdi eğitim almak, eğitim süreci artı para geldiğinde bir şey tamamlanmıyor. Bir bacak eksik kalıyor. O süreçte sonradan görmek olmamak için önceden görmek durumunda olduğumuz sanat ve kültür ayağımız var. Eğer sanat ve kültür ayağı eksik kalırsa belirli bir noktaya geldiğimizde hep bir şey eksik kalıyor. Atatürk'ün söylediği gibi can damar. Yani bugün aslında bugün sonradan görme dediğimiz kişiler para ile hatta bazılarında eğitim de olmadan para. Para ile birçok konuyu çözdüklerini ve belirli bir itibara ulaştıklarını düşünürler. Ama asla bu tam bir itibar olmaz. Yani bunun üç ayağını da tamamlamak lazım aslında mümkün olduğunca. Hatta eğitim eksik olup kültür ve sanat diğer alanlarda güçlü isek aslında yine bir daha, cover ediyor daha yani. Cover ediyorsunuz. Evet. Daha iyi bir noktadasınız. Çünkü eğitim kültür değil. Yani bu onun için sonradan görme olmamak için önceden görmek lazım. Evet, evet. Peki burada tabii moda şeye doğru gidiyor biraz daha. Quiet luxury dediğimiz daha sessiz lükse doğru gitmeye başladı. Evet. O yüzden o logolar artık kalktı ya da işte hani çantaların çok bilinen versiyonlarını takmak yerine bilinmeyen daha bir tık. Sessiz. Hani bilen bilsin. Yani bilen gerçekten bilsin. Yani ne mesajı vermek istiyorsanız o aslında yani. Benim markamı sokaktaki herkes görsün ve benim cebimde para olduğunu bir tişörte X miktar para verdiğimi herkes bilsin mi istiyorsunuz yoksa o markanın gerçekten müşterisi olan kişi mi anlasın bunu? İkisinin arasında bir karar vermek lazım. Yani mesajı nereye veriyorum? Bir de aslında şöyle aslında temel özünde saklanmak var. Yani büyük bir logoyu taşımak aslında bir yerde sizin saklanmanız anlamına geliyor. Doğru. Yani aslında yetersizliğinizi belirli bir noktaya gelmiş yani alım gücü yüksek kişilerin ulaşabildiği bir markayı ben de alabiliyorum demek. Evet. Aslında yetersizim ama bak bunu aldım anlamına geliyor. Logosuz, decent yani ben ona bazen şey diyorum. Tişörtün aynı renginde logosu işlemesi olan mesela şu, gibi. Hani şu mesela belirli bir zerafetle yani temelde belirli bir zerafetle. Ekstravagansı, detayların dışında yani mesela bir astarınızda bir sanatsal bir dokunuş olabilir, bir düğmenizde sanatsal bir dokunuş olabilir. İkisini kombin etmek aslında çok sofistike bir görüntü ortaya çıkartıyor. Ama kocaman bir logo, kocaman bir marka aslında saklanmanın belirtisi. Saklanmamak yani olduğunuz gibi belirli bir zerafette durmanız ve sosyal bir duruş sağlamanız için de gerçekten özgüveninizin iyi olması ve özgüveniniz üzerine çalışmanız lazım. Evet. Yani önemli yeterliliğinizi olur. Kendinizle çözmeniz lazım. Dünya değişiyor tabii. Artık tabii en böyle zengin kişilere baktığımız zaman dünyada sadece siyah tişörtle hayatlarını sürdürüyor olmaları aslında bunu biraz bize anlatıyor.
trendleri evet, de biraz, Quiet Luxury. Ya biraz da şey hani nasıl söyleyeyim yani belirli bir noktaya gelmiş birçok kişi de çok kafada yormak istemiyor. Yani hani safe bet dediğimiz sağlam seçimlerle hayatı basitleştirme kafasından da hareket ediyorlar. Yani zaman faktörü, yani günlük hayatın çok yoğunluğu içinde giyime çok fazla zaman harcayamayabiliyor. O bakımdan birçok dediğin gibi ünlü ve meşgul kişi böyle monokrom gidebiliyorlar. Peki kadın modasına dair bir şeyler mutlaka söylersin diye tahmin ediyorum. Valla herhangi bir konuda yani kadın modası konusunda belirli bir yani tercihim, gustom var. Ama herhangi bir konuda açıkçası çok mükemmel bir bilgiye yani bu konuyu en iyi yapacağımı düşünmüyorsam pek dokunmuyorum. Bir erkek olarak. Ya bir erkek olarak. Gustos olan bir erkek olarak evet. Ne düzeltmek istiyorum? Evet. Valla özgünlüğü seviyorum. Yani bir kadının kendi özelliklerini özümseyerek özgün bir tarz ile karşımda olmasını çok seviyorum. Yani bu spesifik şu tarz diyemeyeceğim. Bazen hiç sevmediğim bir tarzı birinde çok beğenebiliyorum. Erkek giyiminde de aynı şey geçerli. Yani bazen bir kişi bir tarzı bir anı o kadar güzel yansıtıyor ki. Yani hani kiç dediğimiz şeyler bile bazen insanların üzerinde mükemmel durabiliyor. Yani ben şey diyorum özgünlük ve özgüven bende çok etkileyici oluyor. Yani kıyafetin yanında karakteri olan şeyler. Karakteri olan şeyler. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Rica Ferit. Ederim zevkle. Seni ne kadar çok güzel seni tekrar ağırlamak. Aynen. Ama bir daha sevgili Sibel'le beraber olur, bence olur, tabii, çok zaman tabii, geçirmeden tabii, tekrarlamalıyız bunu. Tamam. Çok tamam, verse. Harika. Evet efendim saatlerimiz 11.24 oldu ve bu özel güzel günde Cumhuriyet Bayramımızın efendim arifesinde ve 100. yılın arifesindeki günde sizlerle buluştuğumuz için bence daha da şanslıyız. Umarım hafta sonuna bizimle güzel başlamışsınızdır. Hafta sonu keyifli geçirin çünkü gerçekten bizim elimizde inanın bana yani dünyaya nasıl bakarsanız dünya o. Bir insanı nasıl görmek isterseniz o insan öyle. Her şey algıyla başlıyor, algıyla noktalanıyor. O yüzden ben şahsen güzel algılamayı seviyorum. Güzel algılamayı seçiyorum. Ve şunu da unutmayın olur mu? Geçenlerde bir kitapta okudum. Biraz şımarmamız gerekiyor. Toplum olarak şımarmayı, dünya olarak hatta unuttuk. Şımarmıyoruz, çok fazla ciddiyiz. Tabii ki iş yaparken ciddi olalım ama biraz şımarın. Şu an yanınızda eşiniz varsa ona şımarın. Anneniz, babanız varsa, çocuğunuz varsa, arkadaşınız varsa ona şımarın. Birazcık şımarmaktan hiç kimseye zarar gelmez. Yaşadığınızı anlarsınız, ruhunuzun olduğunu anlarsınız, keyif almaya başlarsınız. Dünya o kadar da kötü bir yer değil. Tabii ki kötü bir yer. Hele ki yanı başımızdaki katliamı düşünürsek o konuya şu anda girip tadınızı tekrar kaçırmak istemem. Fakat hayatında gerçekleri var. Ama yine de dünya ne yaratırsak biraz da o dünya hem şurada hem de şurada. Orayı güzel tutmak lazım. Hoşçakalın efendim. Haftaya görüşmek üzere. Karataş Nakliyat sundu.